Bilyoner'de çifte şans dönemi. Bilyonere üye olana anında 30 TL, 500 TL'lik kupon yapana anında 50 TL değerinde bilyon puan hediye. Hocam Modern Futbol'da soru cevap bölümündeyiz. Seyircilerimiz yine sorularını bizlere gönderdi. Çok fazla talep var, çok fazla soru geldi. Onları eledik. Sağolsunlar. İlk soruyla başlayalım hocam o zaman. Şafak hmm. e, sormuş. Hayatta güzel olan şeylerin her zaman beklenmedik anda gelenler olması bir tesadüf müdür? Yani tesadüf de olabilir. Yani tesadüfen gelen güzel şeyler de var. E, güzel bulduğumuz ayrıca beklenmedik aldığı için, e, beklenmedik anda geldiği için güzelleştiğini güzelleşmiş olarak karşımıza çıkan şeyler de var. E, ama genellikle beklenmedik anlarda geldiğinde daha çok heyecanlandırıyor bizi o güzel olan şeyler. Tesadüf olmayabilir de. Ama tesadüfen gelenler de var. Özgür Altın sormuş hocam. Hayallerin peşinden koşmak mı, düzen kurmak mı? Ya bu ne zaman bu soruya cevap vereceğimize bağlı. Ben 2016'ya kadar... ...sadece hayallerin peşinde koştum. Hiç bir miligram sekmeden sadece hayal... ...edip yaptım. Hatalar var, içinde milyon pişmanlık var. Ama... E, ...hep hayallerin peşinden koştum. 2016'da da bir karar verdim. Benim çok ihtiyacım yoktu ama aile olarak bir düzen düzene ihtiyacımız vardı. O gün o kararı verdim. Ondan sonra hayallerimin hepsini bıraktım. Hepsi tamamını bıraktım yani bila istisna sıfır. Hiçbir şey kalmadı. Onları bıraktım. Bir düzen kurdum. Bir şikayetim yok. Peki hangisi daha zorladı sizi? Çünkü hayallerin peşinden koşulurken de ya, elbet ben bir şeyler. Ben düzen, çok düzene yatkın biri değilim. Çocukluğumdan itibaren... Düze, düzene hayat ki kendi düzenim vardır hı hı. ama... düzenlenmiş bir hayat... benim zaten reddettiğim bir hayat türü. Ee, kendi düzenlediğim hayatta... harika düzeni olan hayatlar değildi. Hı hı. Dolayısıyla... ona razıydım. Kendi düzenlediğim... çok düzenli olmayan hatta düzensiz kabul edilebilecek hayatlara ben razıydım. Dolayısıyla benim tercihim... hayallerin peşinden gitmektir her zaman. Herkese de önerim budur düzen istediğiniz zaman kurabiliyor. Durduğunuz anda zaten düzen başlıyor. Ben koşmayı bıraktım, yürümeyi bıraktım, durdum. Durunca da düzen başladı. Adapte olmakta çok zorlandım. Çünkü anarşist ruh düzene çok yatkın değil. ben yani o kalıba nasıl girdim hala hayret ediyorum. Yani bu kalıba nasıl girdim hala hayret ediyorum. Ama girdim işte yani bir seçim yaptım, güçlü bir seçim. O yüzden kendimi takdir ederim. Sarp Tunçay sormuş. Bu programın ardından hocanın telefonu çalıp kulüpten Jose Mourinho sizi ekibine katmak için görüşmek istiyor şeklinde bir teklif gelse Önder Hoca ne hisseder? Tekrar o kulüpten içeri girip soyunma odasının yolunu tutar mı? Yoksa yorumculuk bana yetiyor böyle devam edeyim mi der? Sırayla gidelim. Ne hisseder? Bir kere büyük mutluluk duyarım. E, i̇ki ne yapar? Koşarak giderim e, ve görüşürüm. Çünkü ben hayır demeye Samsun'a, hayır demeye Bursa'ya, hayır demeye Eskişehir'e gittim. Hı hı. Yani kulüplerin size ihtiyacı olduğu zaman... hayır demek için bile... oraya gideceksiniz yani. Bu sizin göreviniz. Kaldı ki... ben e, Fenerbahçe'ye... her türlü e, giderim. E, ne söyleyeceksem söylemek için o zarafeti... mutlaka gösteririm. Ve gittiğimde Jose Mourinho'ya şunu anlatırım. Sizin bana ihtiyacınız yok. E, sizin çok değerli bir ekibiniz var. E, eğer bir eksik görüyorsanız... eksiği söyleyin. Ben size... kimin en iyisi olduğunu... Bana göre kimin en iyisi olduğunu size söyleyebilirim. Yani benden çok daha iyisini size kim olduğunu anlatabilirim deyip e, şey konusunda ikna ederim. Bana ihtiyacı olmadıkları konusunda ikna ederim. Yorumculukla ilgili bir şey vardı neydi? Yorumculuk bana yetiyor mu? Ee, hani Fenerbahçe'nin yolunu tutar mı Hı. yoksa yok yorumculuk bana yetiyor deyip tekrar devam eder mi? Ya yorumculuk, yorumculuk bana yani. tabii ki yetmiyor. Ama biraz önce bir şey söyledim. 2016'da durdum dedim. Evet. Yani koşuyu bıraktım. Durdum, bir düz düz düzene girdim yani. <laughs> o yüzden... yani buna yetiyor, yetmiyor gibi bakmıyorum. Artık işim bu. Bunu yapıyorum. Ve ilk defa... Vole de severek... yapıyorum. Daha önce e, gittim geldim yani... geçici gibi baktım. İşte oradaki arkadaşlarımın hepsini sevdim. Kimseyle sorun yaşamadım. Aşağı yukarı ama volede arkadaşlarımı seviyorum. Gençlerle beraber olmak da hoşuma gidiyor. Metin Hoca zaten takım kaptanı burada. <laughs> e, o yüzden... Kaptan Metin Tekin'le beraber yola devam. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok kattığınız şeyler oldu. Teşekkürler. Kalp kalbe karşıdır. Sohbetleri özellikle çok güzel oluyor. Mert Kaymak e, sormuş. Önder Özen'in gençliğinde keşke şunu yapsaydım dediği bir şey var mıdır? Gençlere tavsiyeleri neler? Ya milyon tane şey var ama fena yaşamadım. O yüzden de yani keşke diyorum ama pişmanlığım yok. Yani daha erken öğrenebileceğim şeyler vardı. Onları öğrenmedim. Çaba göstermediğim için kendime eleştirel bakarım. Ama güzel bir çocukluğum ve gençliğim oldu. Haytalık yapılacağı zaman haytalık yaptım. Teneffüslerde 10 dakika okulu birbirine kattım. Yani bazen yöneticilik falan söylüyorlar. Ya ben hayatımda sınıf başkanlığına aday olmadım. 10 dakika gezmek, tozmak, azmak, cozutmak varken teneffüste neden gideyim de konuşanları tatlı ettim. Yani ben o 10 dakikalar benim için harika. Ders kaynattım işte sporumu yaptım, antrenmanıma çıktım, güzel goller attım, güzel kötü goller kaçırdım, hatalar yaptım, kendi kaleme attım. Yani underground güzel bir hayatım oldu yani. O gençlik bölümünde, o şey bölümünde, keşke de dediğim bölümlerde. Hı hı. E şimdi bakıyorum. Keşke İngilizceyi daha erken mi öğrenseydim de hazırlık sınıfında kalmasaydım, iki sene okumak zorunda kal. Hayır. iyi ki öyle oldu. İyi ki o o dönemi öyle değerlendirdim yani. Kirişi kırdım, işime baktım. Yani çocukluğumu yaşadım dolu dolu, gençliğimi de dolu dolu yaşadım. Şeyim yok, hani zıvanadan çıkacak bir yetişkin olmama... ...şansını da öyle elde ettim. Hı hı. Yani o bölümü yaşamayanlar sonra zıvanadan çıkabiliyor birazcık para kazanınca veya bir şey olunca. Yani benim bir şey olduğumdan, para kazandığımdan değil de hani... ...azmaya tozmaya gezmeye o yaşlarda yetişkinlikte başlıyorlar, çirkin duruyor. Evet. Ben onu gençlikte hallettim bitti. Öylesi daha sağlıklı zaten. Herkese öneririm. <laughs> Denizcan Tepeli sormuş. Mourinho ile bir yemek yese ve Mourinho'ya tek bir soru sorma imkanı olsa hayata ya da futbola dair ne sorardı? <laughs> İlk sorum şu olurdu. Beni hatırladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii Mourinho sizin arkadaşınız Serdar abi <laughs> deyimiyle. <gülüyor> o da öyle kaldı. Serdar'ın yakıştırması. Kanka hatta değil mi? bilmeyenler için şey yani bunun gırgır gır, gır konusu yapıp bazen üzülüyorum. Yani bazı hiçbir şey olamamış insanlar kendini önemsetmek için çok önemli insanlarla abbaplık ettiğini falan işte onlarla fotoğraf fotoğraf. Benim Instagram'ıma bakarsanız yani öyle ünlülerle fotoğrafı falan yoktur pek. Pek yoktur yani. Hı hı. Bir tane iki tane vardır. Onlar da gerçekten sıkı beraber çalıştığım arkadaşlarımdır yani. Ünlü olmuştur veya daha önceden ünlüdür falandır filandır. Yani o beni utandırır o kısım. Ben babanın transferi için çok uğraştık. 8 aya yakın hı hı. görüştük, gittik, geldik falan filan. Olay bu. O yüzden ona soracağım ilk soru şu. Olur. Beni hatırladınız mı? <laughs> Güzel ama tek soru diyor. Tek soru. Tamam işte Ben de bu. Tek ha, soru. Bu Beni hatırladınız <laughs> tamam. mı? Benim merak ettiğim bu. Onun dışında merak ettiğim bir şey yok. <laughs> Kemal Gedik sormuş. Kendinize yaptığınız en büyük iyilik nedir? Kendime yaptığım en büyük iyilik... E, erken yaşlarda otorite tanımadan tabi bedelini ödemek koşuluyla kendi kararlarımı vermiş olmak. 13 yaşında işte okuluma okuluma karışmaya çalıştı insanlar. İnsanlar dediğim ebeveynler ikisini de seviyorum, sayıyorum. Rahmetli babamı da, canım ciğerim, annemi de. Hayatta Allah uzun ömürler versin. Amin. Bana işte şuraya git, buraya git, onların işte şu kulübe git, bu kulübe git. işte şunu bırak, bunu yap falan filan. Yani onların hiçbirini dinlemedim. 13 yaşında çocukken ve kafasında pek basmayan bir çocuk olmama rağmen. Hani öyle başarılı, işte öğrenci, acayip zeki falan öyle bir de değildim. Ablamla mukayese edince. Ee, ama kendi kararlarımı kendim verdim. Kimseyi hayatıma karıştırmadım. Hep burnumun dikine gittim. Ee, çok zararlı... E, şeyler de gördüm. Hı hı. Yani e, bedelini de ödedim. O... özgürce kararlarımı vermem bedeli ailede, aile içinde ona bir bedel ödetirler. Bilirsiniz yani klasik evet. Türk tipi aileyi. <laughs> o bedeli ödedim. Ama... En doğru yaptığım şey 13 yaşında kirişi kırmak oldu. Yusuf Eroğlu, yani buradan da bir anda futbola geçmek garip geliyor bana. Geçen hafta da böyle konuştuk hani bunları Geçeriz. konuşurken <laughs> Türkiye liginin seviyesi iyice düştü. Anadolu takımları da çok güçsüzleşti. 10-15 yıla çoğu kulübün kapatılacağını düşünüyorum. Kendisi bu konu hakkında ne düşünüyor? Türkiye ligini 5-10 yıl sonrasında nerede görüyor? Ee, bu sadece Türkiye liginin değil, bütün dünyadaki liglerin yani endüstriyel futbolun gideceği yer burası. Şimdi kapitalizm diye bir gerçek var. Yani evet. dünya kapitalle dönüyor. Yani sermayenin girdiği yer tekelleşmeye gider. Yani gücün güçlü olanın daha güçlü olduğu, zayıf olanın daha zayıfladığı ve eriyerek yok olmaya doğru gittiği bir ortam bu. Premier Lig'de de benzer durumlar var tamamlayıcı unsurlar, diğer kulüpler satılmış, işte Amerikan sermayesine veya Arap sermayesine satılmış olan, çok uluslu şirketlerin satın aldığı kulüpler onlar şeylerine devam edecekler. Ha attıkları taş kadar ürküttükleri kuş yok. Ayrı mesele. <laughs> Ama durum bu. Rekabeti korumayı başaramadılar. Rekabeti koru korumayı başaramadınız. Yani kapitalin, sermayenin çok fazla girdiği ve çok müdahil olduğu liglerde bu Türkiye'de yaşadığımız şey olacak diğerlerinde de. Hı hı. Yerel kimliği koruma olası da azalacak. Bundan sıyırma şansı olan 2-3 tane lig kaldı yeryüzünde. Bunlardan bir tanesi Almanya. Bayer Münih'i alamazsınız satın, paranız yetmez yani vermezler. Dortmund'u satın alamazsınız, sarı duvarı yıkamazsınız. B bunlar olmaz. Leipzig zaten Doğu'daydı. Zaten sonradan girmişti, o olabilir, hı. oldu. ki. O bile ayak uydurdu şimdi Bundesliga'ya. O bile her geçen gün güzelleşen bir kulüp evet. haline geldi. Almanya bu kapital konusunda kendisini koruyor. Büyük sermaye girişlerine izin vermiyor. Ne dedi? Yıllar önce Rummenigge veya Hönes istesek Messi'yi alabilecek paramız var. İstesek Ronaldo'yu alabilecek paramız da var. Ama almayız. Çünkü onların beraberinde neyi getireceklerini biliyoruz. Demeye getirdi. Hı hı. E onlar sermaye değil akıl ko koymaya çalışıyorlar. Sermaye koyan her ülke Akıl koymayan her ülke Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de onlar da sermaye koydular, akıl koymadılar. Birkaç sene sonra, sonra görürüm şeyi. Yani kulüpler arasındaki uçurumu. Türkiye'deki de orayı takip ediyor işte. Başladı bile yani. Eskişehirspor nerede? Evet. Sermayeciler koydunuz para, bir de aldınız, çaldınız. Bursaspor nerede? Aldığınızdan çok fazla fazlasını çaldınız. Nerede Bursaspor? Koskoca Bursaspor. Koskoca Eskişehirspor nerelerdeler? Eskişehir Spor amatör. Evet. Bursa Spor ikincilikte. Birkaç yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Tabi. Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'nde. Eskişehir Spor eleme oynadı. Yani. Çok yakın döneme kadar. Ordu Spor kapatıldı sanırım. Başka yeni evet, Ordu Spor Onun gibi yeni, yeniler çıktı. Yeni evet. Malatya Spor, yeni Bilmem yani ne Spor falan filan. Bunun gibi şeyler var. Ee, arkadaşımızın sorusuna cevap Yani 10-15 yıl sonra onu nerede görüyoruz? Akıl koymayıp sermaye koydukça fark açılacak. Zayıf daha zayıf, güçlü daha güçlü olmaya devam edecek. Siz neyin peşindesiniz? Güçlüyü daha fazla güçlendirmenin mi? Zayıfı daha fazla zayıflatmanın mı? Yoksa zayıfı güçlendirip güçlenmiş olan zayıfın o güçlü olanı daha yukarı itmesini mi bekliyorsunuz? Bunun için akıl koymanız lazım. Aksi halde bu üç büyüye sermayeyi koyun, onlar harcamayı bilirler. Son soru hocam. Tarık Alageyik'ten gelmiş. Takımlarımız gönderdikleri hocaları tekrardan geri getiriyorlar. Şenol Güneş, İsmail Kartal, Fatih Terim vesaire. Eskiden başarı sağlamış olan hocaları yeniden getirmek ne kadar doğru? Bunların yerine yabancı, umut vadeden hocalar getirsek daha iyi olmaz mı? Olabilir. Eee Tarık Alagey evet. değil mi? Hı -hı. Tarık kardeşimiz, arkadaşımız güzel bir e, yerden yaklaşmış. Yer Bu ama şunu da unutmamak lazım. Ancelotti Gönderilir gider, sonra bir ge tekrar geri gelir ve tekrar başarı kazanır. Zidan gönderilir veya kendisi gider, sonra tekrar geri getirir, yine kazanır gibi. Yüpnkes Bayern Münih önündeki gibi veya işte Şenol Güneş ikinci tur attı olmadı şeyde Beşiktaş'ta, ama Fatih Terim ikinci turda da ikinci turda olmadı, ama üçüncü turda oldu, dördüncü turda da bir tane iki tane oldu. Evet. Yani dört tur attı. Milli takımda da. 3 turu var galiba. Her seferinde irili ufaklı başarılar kazandı. Başar, başarabilenler var, başaramayanlar da var. Yani bu iyi de olabilir, kötü de olabilir ama arkadaşımızın sorusundan... aklıma gelen şu... Farioli... mesela. Hı hı. Adam yaptı. Evet, Yaptı. Buradan yani. yani burada buradan gördük. yaptı. Evet. Alanya Spor'dan, Karagümrük'ten yaptı. Evet. Yardımcılıktan yaptı. Ve bunu... 30 yaşında... iken, 30'lu yaşlardayken yaptı. Gitti Fransa'da yaptı, şimdi Hollanda'da yapacak. Mantıklı. Mesela Dezervi'yi biz direkt Sassuolo'dan düşünmüş olsaydık, Brighton'a falan gitmeden, Marsilya'ya <laughs> gitmeden, Dezervi de burası için çok orijinal bir seçim olabilirdi. Thiago Motta'yı Bologna'da başarılı olduktan sonra değil, Spezia'da maç başına bir puan ortalamayla ucu ucuna kümede kaldığı sezon fark edebilseydi burası, Zene söyledim hatırlıyorsunuz. Evet. Çok şanlı bir kümede kalıştı o. Evet. Yani Berbat bir kadroyla maç kötü de bir puanla ama kaldı ligde tuttu. Çok zor bir sezonda tuttu modda. Yani o moddaya gitseniz hayır diyebilecek durumda değildi. Ama Bologna'dan sonra artık o ulaşılmaz. Tabii. Sassuolo'dan sonra artık ulaşılmaz. Artık e, Ajax'la da tutturursa yaparsa işini, işi görürse Farioli de ulaşılmaz bundan sonra. Belki de diyeceğiz ki... Yani Tarık kardeşimizin haklı olduğu taraf... Yani güzel baktığı taraf bu. Buna katılıyorum. Belki de öyle bir... durum olacak ki ya Fariyeli zamanında kara bu işe başlamıştı... Evet. ...diyeceğiz biz de ilerleyen yıllarda. Ya yıllar Sebastian Hones Evet. Mesela bakın... Şey Mayıs'daydı... Thomas Tuhal... Evet. Hikmet Hoca gibi söyleyeyim mi? Thomas Tuhal. Evet. Tuhal <laughs> diyor değil mi Hikmet Hoca? <laughs> evet. Ama Hikmet Hoca Almanca biliyor. <laughs> evet. Kulaklar içindesin Hikmet Hocamın da. Thomas Tuchel de no namedi, Jurgen Klopp da no namedi bir zamanlar. Hı hı. Şimdi Sebastian Hones no name. No name derken no no first name. Yani surname is really strong. <gülüyor> <gülüyor> Amcası ve babası Dieter Höness ve Uli Höness Bayern Münih'te bunlar hem sporculuk hem yöneticilik, başkanlık, idari direktörlük yaptılar. Ama kendisi no name. Top Evet. Babası büyük antrenördü. Daha doğrusu büyütülmüş bir antrenördü. Ama kendisi no name bir antrenör olarak başladı. İsimsiz, kariyersiz, top oynamamış, etmemiş, eylememiş. Futbolculuktan gelmiyor. Ama bu adamlar şimdi Bundesliga'da atır sayılır. Hı, hı İşler yapıyorlar. Ya Streich. Freiburg'dan Freiburg. ayrıldı. Fra Yürüyen Freiburg. Ya futbolculuğu amatör. Ama Freiburg onu bir saniye bırakmadı yani hep altyapıda kullandı, bir yerde kullandı en sonunda da 15 sene Freiburg efsanesi oldu. Bunları önceden görüp almak mümkün olabilir ama kim güvenecek de verecek o görevi? Şu an... Faryoli ülkemizde tek bir örnek. Evet. Ve Ersun Yanal tek bir örnek. Tabii. Ye yeni Salihli de kafayı gösteriyor, Deniz spor hemen kapıyor. Deniz ya olur mu olur mu oynamış mı etmiş mi derken adam vura vura gidiyor Ersun Hoca. Sonra Ankara Gücü, Gençler Birliği. işte durum ortada. Bakalım Türk kulüpleri böyle hamlelere yönelir mi? Yani şu an şeyi düşünüyorum. Fenerbahçe bir anda, Galatasaray, Beşiktaş. Herhangi bir takım hatta Türkiye'de. Thiago Motta'yı alsaydı o Spezia'dan sonra ne tepkiler gelirdi? Of. Ya işte eski futbolcu iyi diye niye getirdik bilmem ne. Bin tane şey denirdi. E, duyardık. Ama günün sonunda Thiago Motta bugün Juventus'un başında. Evet. evet hocam modern futbolda sonuna geldik böylelikle. Ağzınıza sağlık. Sizinle teşekkürler. Ee, tekrardan seyircilerimize gösterdikleri bu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkürler izleyicilerimize. Abone olmalarını, yorum yapmalarını bekliyoruz. Uygulama sekmesi. Ee, uygulama marketi. Marketi. Ee, uygulama marketi. Tweet. <laughs> Tweet. Uygulama marketi. Neydi? Bir Topluluk, şey sekme, sekmesi. Topluluk, Topluluk sekmesi. Topluluk sekmesi. Buralardan. <laughs> Biz zaten paylaşımları yapıyoruz. Soruları evet. oraya bırakabilirler. Tamam. Hem sorular gelsin hem de yorumlar beğenirlerse de hayır demeyiz. Evet. Beğeniyorlarsa tabii, beğenmiyorlarsa gerek yok. Tekrardan haftaya derbi sonrası görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere.